Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet, gördüğünüz bu renklerden sarı ve mavide yine size çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar, bu şekilde. Bu üç renkten şimdi modelimi göstereyim. Şöyle yine çok hoş bir model hazırladım, bakın. Şöyle yeşil çimenin üzerine bu farklı şekildeydi arkadaşlar. Papatya şeklinde veya diğer şekillerde var. Ben bunu bu ortasına 3 tane fıstık koyarak yaptım. Şöyle aynısının yapılış tarzının fıstıklı olanı. Bir de bu şekilde, bakın, hangisi hoşunuza gidiyorsa, hangisini beğeniyorsanız ondan yaparsınız diye düşündüm bu şekilde. Evet, bir tane sizler için sarı çiçeğimi hazırladım. Şöyle de kirpikli 3 tane kirpikten oluşan ara suyu bıraktım. Arasına 2 tane çiçeğimi. Şimdi modelimizin çimen kısmıyla anlatıma başlayalım arkadaşlar. Şöyle tülbentimizin kenarını, tığ battılarını hazırlıyoruz ve şimdi 3 tane ara suyu koyduk. 3 tane de bu şekilde sık iğneli, kirpiksiz trabzanlar hazırlayacağız. Sadece 5 zincirle yuva hazırladık bu şekilde. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincir çektim. Hemen ipimi biraz uzatıp buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Bakın, tek telinden girdim. Şöyle sabit. Bu şekilde küçük bir örümceğimi yaptım. İki defa tığımı doladım. Dördüncü tığ battımın içine. Hemen şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki alarak bu şekilde trabzanım hazır. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım. Bir tane yuva hazırladım. Geriye kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 5. yuvada bu şekilde sabitledim. Şimdi 2 tane yaptık. Bir tane daha yapalım. Bir zincirimizi çekiyorum. Şöyle örümceğimi yapıp küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. 1, 2, 3. 4. tığ battıya 2, 2, 2 alarak trabzan yaptım. 5 zincir. Kapatıyorum trabzanımın arasına. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 5. de yuvada sabit. Hemen bir zincir. Şimdi arkadaşlar 3 tane yaptık. Bakın, 3 tane yuvamız bu çiçeğimiz için. Şimdi şu arasındaki 3 kirpikli trabzanları yapalım. Şöyle aynı işlem örümceğimizi yaparak başlayalım. Örümceğimi yaptım. Şöyle küçük bir örümcek. 2 defa doladım. Yine 4. tığ battının içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Kapattım. Bu birinci kirpik. 5 zincir. İkinci kirpik. Şöyle. 5 zincir. Bu da üçüncü kirpik. Üç tane kirpikten sonra geri kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, 3 ve 4. 5. aynı tığ battıya yapıyorum. Çünkü 4.'ye girdiğimiz için daha ileri giderse örümceğimizin şekli bozulur arkadaşlar. O yüzden aynı tığ battıya giriyorum. Bu şekilde bir duruş sergiliyor. Bakın, kirpikli trabzanımız. Yine bir zincirimi çektim. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Kapattım örümceğimi. 2 defa başına doladım. 1, 2, 3. 4. tığ battının içine giriyorum. Şöyle 2, 2, 2 alarak trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. Boyutu, gerginliği bu şekilde
5 zincirimi çektim. Kapattım. 5 zincir. Bu şekilde ikinci kere kirpiğimi yaptım. 5 zincir. Ve üçüncü kirpiği yaptım. 3 kirpiği yapıyoruz. Şöyle bakın başa doğru getirip geriye kalan bu kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 5.'yi de buraya tığ battığımın içine girip sabitliyorum. Dibine de bir tane zincir çekiyorum. Bak. Çok hoş, çok güzel oldu arkadaşlar. Bu 2 tane yaptık sizle. Aynısından 3 tane yapacağız. 3 taneden sonra 3 tane de bu şekilde kirpiksiz sadece yuvası olan, yani tek 5 zincirden kirpiği olan bu şekilde çimenimiz devam edecek. 3 tane bundan, 3 tane bundan yaparak çimeni bitireceğiz. Sonra yuvaların yapımına geçeceğiz. Evet. Fıstıkları da yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi geldi sıra fıstıklarımızı, çiçeğimizin yapılışına. Hazırlamış olduğumuz bu yuvaların, şimdi ilkinin içine girip 5 zincirli yuvanın içine girip ipimi bu şekilde sabitledim. Bu kenarlara kirpik yapacağız. Ortasına fıstık yapacağız. 5 zincirimi çekiyorum. Hemen kapattım bu ilk kirpiği. 4 tane bu şekilde kirpik hazırlayacağım. 5 zincirimi kapatıp buraya 2 oldu. Hemen yuvaya giriyorum. Sabitliyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Sabit. Evet, 4 tane bu şekilde ilk trabzanımıza kirpiğimizi hazırladık. Şimdi dibine bir tane zincir çekip minik bir örümcek yapacağım. Bakın şöyle hafif biraz daha uzatalım. Bu bizim geçiş köprümüz olacak bu örümceğimiz ve ortadaki yuvaya sık iğne ile örümceğimi sabitledim. Bakın bu şekilde. Hemen 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle alttan girip ilmeğimi alıyorum. 2 ve 2. Buraya 5 tane bu şekilde trabzan yapacağım. 2, 2, 3, 2 ve 2. 4 oldu. 5 tane yapıyoruz. 2 ve 2. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Şöyle ters tarafına döndüm. İlk trabzanımızın tepe noktasına giriyorum. Şöyle sabitliyorum. Ve 1-2 tane zincir çektim. Düz tarafına döndük. Şimdi buraya fıstık yapacağız. Bu 8 zincirli yuvaya bir defa tığımı doluyorum. Şöyle girdim, ilmek aldım. 2. Şöyle 3 4 5 6 ve 7. Bakın. Bu şekilde 7 tane fıstığımızı toplayıp hepsini bir kapattık. Bir defa tığımı doladım. Yandan hemen bir trabzan yapıyorum fıstığıma destek. 1 2 ve 2. 5 zincir çekiyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 zincir. Çevirdim. Buraya kapattım. Bir, ilk önce sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bir zincirle dönüp bu şekilde. Şimdi kirpik yapacağız. 3 zincir. Dibine bir sık iğne. 3 zincir. Dibine bir sık iğne, 3 zincir. Evet arkadaşlar, en son sık iğne ile bitiriyoruz. Bu şekilde ilk fıstığımızı yaptık. Şimdi bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 1, 2, 3. Bakın öbür fıstığın boyunca çekiyorum iplerimi. 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 7 tane ilmeği topladım. Hepsini birden buraya sabitledim. Bakın. İkinci fıstığımı yaptım. Ve
Dibine bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir, iki ve iki. Beş zincir. Çevirdim. Kapatıyorum. Bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç zincir. Dibine bir sık iğne, üç zincir. Dibine bir sık iğne, üç tane zincir. Evet, bu şekilde kirpi yaptıktan sonra yine üçüncü fıstık için ilmek toplayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yine topladım bakın tığıma ve hepsini birden çekiyorum. Sık iğne ile de böyle kapatıp sonra yanına destek için bir tane trabzan yapıyorum. Bir, bakın arkadaşlar bu yanındaki trabzan önemli. Fıstığımızın terli toplu durmasını sağlıyor bu şekilde. 5 zincir. Hemen çevirdim şöyle ters tarafına. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Düz yüzüne döndüm. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne. 3 zincir. Şöyle dibine bir sık iğne, 3 zincir. Dibine bir sık iğne yapıyorum. Hemen arkadaşlar bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Şu kenarına şimdi zincirle aşağı ineceğim. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Bir tık alttaki yuvaya. Şöyle bakın kenarına. Başlarken de 2 zincir çekmiştik. 2 zincir çekiyorum. Direkt yeşil yuvaya iniyorum bakın. Hem de buranın trabzanını böyle bu şekilde altıya çıkarmış oldum bakın. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. Yine minik bir örümcek yapıyorum. Şöyle küçük geçiş köprüsü için örümceğimiz. Ve buraya boş olanın trabzanın üçüncüsüne yeşil yuvanın içine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı şekilde buraya da 4 tane 5 zincirden bu şekilde kirpik yapacağız. İlkinde olduğu gibi. 4 ve 5. Kapatıyorum. 5 zincir. 2, 3, 4, 5 zincir. Ve dibine de bir tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi koparıyorum. Şöyle makası bulamadım. Bu şekilde çıkarabilirsek. Evet arkadaşlar bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Şöyle 3 tane arı suyu ve 3 tane de sık iğneli trabzanların üstüne bu şekilde fıstıklısını denemek istedim. Böyle hoş da oldu arkadaşlar. Sizler için bu şekilde tasarlamak istedim. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle ekranı küçülttüm. Biraz yakınlaştırmıştım. Şöyle yakına da tutunca çok kameraya sığmamazlık etmesin arkadaşlar. Evet bakın 3 tane ara suyu. Şöyle. Sonra yeni bir fıstık modeli. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Şöyle hatta bunun fıstığını bol yapmışım. Sarınınkini biraz. Bununkini sıkı yapmışım. Kamerada kendimi sıktım sanırsam. Şöyle. Siz hangisini tercih edersiniz? Hangisi gözünüze hoş gelirse arkadaşlar o şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Çok hoş oldu. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Şöyle. Bir de sarısını göstereyim tekrar. Evet. Şimdi bir de şöyle sallantılı haline bakalım. Altında siyah zemin oldu. Şöyle. Çok hoş oldu arkadaşlar. Çok da hafif. Bakın ara suyu hemen
Bitecek, bitip sonra fıstıkları yapılacak bir güzellikte oldu. Şöyle. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.